Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Kolay gelsin. Evet. Çok güzel bir etkinlik için buradayız. Yani ben tabii Çağla'yı çok beğenerek takip ediyorum. Çok başarılı bir program yapıyor aynı zamanda. Tabii ki hepimiz için bir ilham kaynağı. Çünkü çok çalışkan, çok severek yapıyor her projesini. O yüzden bugün keyifli olacak. Beğendiniz mi? İçeride gezdiniz mi koleksiyonunu? Nasıl buldunuz? Şimdi kataloğa göz attım. Birazdan da gezeceğim. Önce tabii siz röportaj istediğiniz için daha gezemedim. Beğendiniz mi mesela sizin takı? Daha ince, evet, merakım var. Hastalarınız var mı diye soralım önce. Ya benim takı merakım 2011'den sonra gelişti. Önce bak merkezde görüyoruz. O da genelde taşlarla ilgili. Evet. Severim yani, 2011'den önce hiç takmıyordum. Sonradan takmaya başladım. O yüzden biraz sonra keyifle inceleyeceğim her şeyi. En çok neyi para harcarsınız? Şarta, ayakkabı, sizin ne gibi hastalıklarınız var? Kıyafet konusunda, aksesuar konusunda. Güzel soru. Güzel cevap. Şimdi düşünüyorum. Şimdi son zamanlarda ne yaptım? Ya şöyle örnek vereyim. Son zamanlarda demir için hani bir yatırım olduysa onun için yapmıştım. Var diyelim. Ne gibi yatırımlar yapıyorsunuz diye soralım o zaman. Ya ben aslında çok büyük bir yatırım değil bu ama bir mevsim masası hazırladım. Mevsim masası nedir? Şimdi başka bunlara giriyoruz. Ya ben okulumda hep gördüğüm bir şey vardı, özellikle anaokulunda, ana sınıfında bir mevsim masası vardır köşede sınıfın. Ve o masada mevsimler anlatılır. Genelde her mevsimin renkleri farklıdır. Ona göre kumaşlar serilir ve işte hayvancıklar, keçeden yapılan hayvancıklar olsun, ahşaptan yapılmış olsun, mevsimleri anlatırız. Yani çocuklar orada hem doğayla bağ kurma şansları oluyor, bir de mevsimleri öğreniyorlar. Senenin ritmini hissetmeleri için, işte ilkbahar geldi, sonra yaz geliyor, sonbahar falan. En son buna biraz, yani hem elimle emek, el emeğiyle bazı şeyleri hazırladım, hem de bazı şeyleri aldım. Arasınız peki okulda? Daha okula başlamadım. Okulda falan yok mu? İyi ki daha başlamadı, evet. Yani şimdi Kasım'da 3 olacak. Yavaş yavaş. Artık. Sıkıntı bir anne miyiz mesela? Evin içinde nasılsınız? Ben nasıl bir anneyim? Saygı benim için çok önemli. Çocuklara nasıl yaklaşıyoruz? Bu benim için çok önemli. Sıfatları sevmem genellikle, biliyorsunuz. Hani huysuz çocuk demek, yaramaz, şımarık. Onları hiç sevmiyorum ve bunları çok yanlış buluyorum. Tabii ki uzmanlar bu konuda daha bilgili ama genellikle buradaki değerlerim örtüşüyor uzmanlarla. Benim için önemli saygı. Çocuklar bir de çocukların potansiyellerini ortaya çıkartabilmek, onlara fırsat vermek, keşfetmeleri, kendileri keşfetmeleri, kendileri düşünmeleri, onları önemsiyorum. Çocuklara kendi yolculuğunu yaşaması aslında. Çocuklara zaafınızı biliyoruz ama bununla ilgili değişik projeleriniz var mı? En son biliyorsunuz mesela. Kendim şu an üzerinde çalıştığım projelerim var. Olgunlaşınca zaten haberiniz olacak. Evet. Kendiniz için ne gibi projeler var o zaman? Evet. Ya işte onları daha paylaşamıyorum. Çok başındayım. Olgunlaşınca paylaşacağım. Zaten haberiniz olacak. Peki. Sizlerle paylaşacağız tabii ki. Yani bekliyoruz diyelim o zaman. Teşekkür ederim. Bir detay alabilir miyiz? Tabii ki.